Ben Ayşegül, Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bu videomda pratik bir yemek tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzemeler için 2 tane kalçalı but tavuk, 2 su bardağı buğday ya da yarma, bunu değirmen gibi yerlerden alırsanız daha iyi olur, daha güzel bir dövme yemeği yapmış olursunuz. 1 su bardağı dövmeye 3 su bardağı su ilave edeceğiz. Yani 2 su bardağı dövmeye 6 su bardağı su ilavesi yapmış olacağız. 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber. Pişerken yağ ilave etmiyoruz. Üzerine zeytinyağı ve ceviz kullanacağız en son sunumda. Öncelikle buğdaylarımızı bir kaba alalım. Bunları güzelce yıkayalım. Tavuğu da yıkayarak da süzebilirsiniz. Ben çekim açısı, kolay olması açısından bu şekilde gösterdim. İyice yıkayalım ve süzelim. Yıkadığımız buğdayları düdüklü tenceresine alalım. Bu ölçülere göre 6 su bardağı su ilave ettim. Ekstra su ilave etmemize genellikle gerek olmuyor. Ama marketten aldığınız buğdaysa burada durum değişebilir arkadaşlar. Bunu mutlaka unutmayın. Çünkü markette paketli buğdaylar daha fazla suya ihtiyaç duyabiliyor. Bunu da bir not olarak ekleyeyim. Kalçalı butları direkt olarak ilave ettim. Bu yemeği yapması gerçekten çok pratik. Yani acil misafiriniz mi geldi? Hem tavuk hem pilav, hepsi içerisinde oluyor. Gördüğünüz gibi baharatını ilave ettim. Salçasını ilave ettim. Soğanı da ilave ettikten sonra düdüklü tenceremin ağzını kapatıyorum ve pişirmeye alıyorum. Öncelikle her düdüklü tencerede olduğu gibi kısık ateşte önce kaynayana kadar pişirdim. Daha sonra yaklaşık 20 dakika bu şekilde pişti. 20 dakikada oldukça güzel yumuşamış bir yemek elde ettik. Şimdi içerisini sizlerle paylaşacağım. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tavukları, yani kalçalı butları çıkarıyoruz ve kemiklerinden ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Buğdayı da pişmiş oluyor. Şöyle bir dipnot daha ekleyeyim. Dediğim gibi marketten aldığınız buğdayların pişme süresi biraz daha fazla olabilir. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Sonra benim yemeğim olmadı demeyin. Burada çok çok önemlidir buğdayın kalitesi. Gördüğünüz gibi sulu olması gayet normal. Derisini ayıkladım. Kemiklerini de güzelce ayıklıyorum. Derisini içerisine ilave etmiyorum. Çünkü ağza vıcık bir yapı oluşacağı için. Videoyu buraya kadar izlediysen lütfen desteklerini esirgeme, yorumlarını eksik etme, beni yalnız bırakma. Ve tarifi beğendiysen sevdiklerini de paylaşma, ihmal etme lütfen. Ayıkladığım tavukların etlerini içerisine ilave ediyorum. Gördüğün gibi biraz sulu bir yapısı var. Bu gayet normal. Birazdan hepsini çekecek. Bunu güzelce karıştırıyorum. Hatta biraz ezdiriyorum. Bu kısmını almak istedim. Bu şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Tahta kaşık yardımıyla içerisindeki tavukları ezdiriyoruz. Gerçekten enfes bir yapıya sahip bir yemek elde etmemiz için bu önemli bir işlemdir. Bu yemeği genellikle Hatay'da o kadar çok sık yaparlar ki ve çok sevilen bir yemektir. Sizin oralarda keşkek yapılıyor mu ve siz nasıl yapıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın, beraber sohbet edelim. Bakalım kimler nasıl yapıyor ve siz tarifimi beğendiniz mi? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi şöyle biraz kıvamlı bir yapısı olması oldukça normal. İşte bu şekilde bir yapısı olacak. Hiç yemeyen arkadaşlarımız varsa görüntüsü biraz farklı gelebilir ama mutlaka deneyin diyorum size. Kesinlikle öneriyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Bu yemek çok çok lezzetli. Bu yemeğin yanına bir ayran, bir turşu yeter diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi gelin birlikte sosunu yapalım. Zeytinyağını bir kaba alalım. Zeytinyağı biraz ısındıktan sonra pul biberini de ilave edelim. Eğer ki acı seviyorsanız biraz acısı da çok çok lezzetli olacaktır. Bu yemeğe çok yakışıyor gerçekten. Pul biberi yakmıyoruz. Burada dikkat edelim. Hafif biraz ısıttıktan sonra üzerine servise geçebiliriz. Gerçekten bu sunuma bayılıyorum. Bu da olmazsa olmazı. Bu zeytinyağlı sosu mutlaka yapın diyorum. Ve üzerine
ceviz olmazsa olmazı, gerçekten çok lezzet katıyor. Ben severek yaptım ve benim ailem severek iştahla yediler. Umarım sizin de sevilen bir yemeğiniz olur ve bunda benim de bir katkım olmuş olur. Tarifi beğenerek, yorum yaparak ve teşekkür bölümünde desteğinizi eksik etmeyerek yanımda olduğunuzu bilmek çok güzel bir duygu. Herkese afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın. Bu videoyu da bir soruyla bitirmek istiyorum. Bir sonraki video tarif mi yoksa faydalı bilgi mi olsun?